Üniversitemizin çeşitli toplulukları ve üniversite öğrenci kardeşlerimiz olarak 18 Aralık 2012 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Göktürk 2 uzay uydusunun fırlatılma esnasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına ve devlet büyüklerimize karşı yapılan ahlak dışı, demokrasi dışı olayları Düzce Üniversitesi öğrencileri olarak kınıyoruz. Esefle kınıyoruz. Yapılan eylemde amaç hak arayışı veya özgürlük ile ilgili değildir. Orada yapılan olaylar tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı bilimsel araştırmayı gölgelemektedir. Bu gösteriyi anarşiye dönüştürenlerin vatan sevgisinden bahsetmelerinden, orada yapılan olaylardan sözüm ona vatan sevgisi olan arkadaşların vatan sevgisinden bahsetmelerine ben inanmıyorum. Zira onları samimiyetsiz buluyorum ben. Şiddet yoluyla illegal yapılara hizmet etmişlerdir. Ben buradan aynı şekilde Düzce Üniversitesi öğrencileri arkadaşlarımız olarak ot direktörlüğünü de kınıyorum. Çünkü dirayetsiz kalmışlardır. Orada bir ülkenin başbakanına, meclis başkanına hakaret edecekler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret edecekler. Sonra diyeceksin ki polis o öğrencilere o kadar şiddet kullanmamalıydı, öğrenciler haklıydı. Böyle yöneticilik olmaz, kimse kusura bakmasın. Böyle eğiticilik de olmaz. Bu eylem planlı bir anarşidir. Bunu açıkça söylüyoruz. Bunun öncesi ve sonrası vardır. Buradan ikazımızı bildiririz. Bu olaylar sadece bir öğrenci hareketi değildir. Zira biz bu şekilde öğrencileri tasnif etmiyoruz. Bu şekilde öğrenci olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına, devlet büyüklerine karşı molotof atmalar, sözüm ona, sözde hakkını arayanlar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına taş atmalar kesinlikle bunlar kabul edilemez, tasdik de edilemez. Molotof kıyafet, kokteyl yapılması ve okula getirilmesi, lastik yakılması, taş fırlatılması, illegal örgütlerle bağlantılı kişilerin olması, üniversitenin içinde yapılıyorsa bunlar, hele bir de ülke için önemli bir bilimsel araştırma gününde bunlar oluyorsa, ortada büyük bir yanlış vardır. Öğrenciler fikir ve eleştirilerine her zaman dile getirilmeli ama bunun yolu şiddet değildir. Öğrencilerimizin çantalarındaki molotof kokteylleriyle ortalığı yakıp yıkmaları doğru değil. Öğrenciler demokratik haklarını şiddetle aramamadılar. Demokratik yollarla şimdiki bizim yaptığımız gibi resmi bir şekilde yapmalıdırlar. Şiddet yoluyla illegal örgütlere yardım yataklık etmemelidirler. Sözlerime son verirken ne kadar da gölgelenmiş olsa da Göktürk uzay mekiğinin, Göktürk uzay uydusunun ülkemize hayırlı olmasını temenni eder. Gösterilerde hiçbir günahı olmamasıyla birlikte yaralananlara acil şifalar diler. Burada toplanan siz değerli basın mensuplarına ve arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.